Beşiktaş Merkezi'den merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Samsung'un orta segmentte getirdiği yeni J serisi telefonu Galaxy J8'e yakından bakacağız. J8 ne kadar iyi, ne gibi özellikler sunuyor ve elbette satın alınır mı? Bu videomuzda bunlardan bahsedeceğiz. Samsung'un orta segmente sunduğu J serisi yeni üyesinin kısa bir süre önce kavuşmuştu. Ee, geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılan Galaxy J8, Ağustos itibariyle de ülkemizde satışa sunuldu bildiğiniz gibi. Altın, gümüş, mavi ve siyah renk seçenekleriyle, farklı renk seçenekleriyle gelen telefon elbette orta segmente uygun yapıda hazırlanmış bir model. Fakat Samsung bir süredir orta segment akıllı telefonlarında üst seviye modellerden aşina olduğumuz belli başlıyor. özellikleri sunuyordu. Galaxy S Galaxy J8 de bunlardan biri oluyor elbette. Peki telefon neler sunuyor? Hemen detaylara geçelim. Samsung Galaxy J8 ile oldukça güzel bir model. Fakat e, Samsung'un diğer modellerine aşina olduğumuz gibi arka yüz cam veya metalik değil onu söyleyelim. E, bu anlamda bir eksiklik hissettirebilir sizlere. Fakat telefon açıkçası güzel görünüyor. Arka yüzde polikarbonat. Plastik malzemeyi tercih etmiş Samsung, ee, telefonun ön yüzünde de yine sonsuz ekranı kullanmış Infinity Display. 6 inç büyüklüğünde kullanılan ekran parlak ve renkli bir görüntü sağlıyor. Ekran çerçevelerinin çok ince kullanılmış olmasından dolayı ekran gövde oranı hayli yüksek 175.8 oranında. Ee, elbette ekran görüntü oranında Samsung'un amirallerinden bildiğimiz gibi 18.5'a 9 seviyesinde. Galaxy J8 büyük boyutlu bir akıllı telefon oluyor ancak tutuşu ve eldeki dengesi gayet yerinde. 177 gram ağırlığında telefon ve 8.2 mm kalınlığında kenar doğru yuvarlatılan e, hatları sebebiyle daha ince hissettiren telefon arka yüzle verdiği kameraları e, ve parmak izi sensörüyle gövdeden çıkıntı yaratmıyor. Bu sayede telefonu masaya koyduğunuzda e, herhangi bir dengesizlik görmüyorsunuz. Ee, Galaxy J8'in sağ tarafına baktığımızda burada güç butonunu ve üst tarafta hoparlörü, sağ sol tarafta da e, ses butonlarını görüyoruz. Burada mikro USB, e, mikro SD ve SIM kart slotlarının çekmeceleri ayrı ayrı konumlandırılmış. E, bunu aslında tek bir çekmecede halledebilirlerdi fakat bunu nedense Samsung yapmamış. Son olarak telefonun alt kenarına baktığımızda burada mikro USB 2.0 portu ile kulaklık girişinin yer aldığını görüyoruz. Micro USB 2.0 kullan, kullanan J8 e, aynı segmentte pek çok rakip akıllı telefonun USB C'ye geçmesine karşın halen eski tip port kullanılmasını e, desteklemiş ilginç şekilde. E, bunu tabi telefonun eski eksi hanesine yazıyoruz. Samsung Galaxy J8 teknik kadro olarak orta segment uygun bir akıllı telefon oluyor. Snapdragon 450 işlemciden güç sağlayan telefon 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile beraber geliyor. Hafızayı mikro SD kart yoluyla 256 GB'de artırabiliyorsunuz. 8 çekirdekli ve 1.8 GHz frekansında güç üreten işlemci ile gelen yerel grafik birimi ise. Adreno 506 oluyor. Adreno 506 grafik birimi Real Racing ve Türevi oyunlarda iyi performans almanız için ideal ancak grafik çizgisi yukarı çıkan oyunlara pek uygun olmadığını da söylemek lazım. Telefonun ekranına e, geri dönecek olursak burada e, rakiplerine nispeten daha düşük bir çözünürlük görüyoruz. E, ekranda 720'ye 1480 piksel çözünürlüğünde bir ekran kullanılmış. Günlük kullanımda, pratik kullanım noktasında size bir handikap yaratır mı? Hayır. Telefon ekranı güzel görüntü sağlıyor. Bunun tabii ki püf noktası süper AMOLED tabanlı bir panel olması. Fakat çözünürlük biraz düşük. Evet. Onu kabul etmek lazım. Şimdi Galaxy J8'in işlem performansına da bakacak olursak Antutu Benchmark'tan 69.832 puan aldığımızı söyleyebiliriz. Geekbench'den de tek çekirdek 745, çoklu çekirdek noktasında da 3789 puan topluyor telefon. Bu anlamda j 8in bir performans canavarı olduğunu tabii ki söyleyemeyeceğiz. Ee, kategorisinde A serisinden Galaxy A6 Plus ve Casper Via F2 ayarında performans gösteriyor telefon. Yine Huawei P Smart modeliyle de bu anlamda yakın seyrediyor. Ee, kağıt üzeri noktadan atlayıp pratik kullanımdan bahsedersek J8 rahat bir kullanım e, gösteriyor. Elbette uygulama ve oyunlarda çok yorulacak bir e, telefon değil. Fakat ılımlı kullanım için uygun. E, kategorisi dahilinde zaten Galaxy J8 böyle bir kullanıma göre e, hazırlanmış. E, J8'in güncel Android işletim sistemiyle gelmesi önemli. Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle gelen telefon elbette Samsung'un amirallerinden aşina aldığımız Experience 9 arayüzünü bizlere getiriyor. Böylece pratik kullanım noktasında tüm e, tüm avantajlarından bu modelle de faydalanabiliyorsunuz ee, bu yazılımın. Samsung Galaxy J8 çift kameralı bir akıllı telefon oluyor. Ee, artık orta segmentte çift arka kameralar hemen hemen standart haline aldı diyebiliriz. Ee, Galaxy J8 de Buna uygun ölçüde arka tarafta 16 megapiksel ve 5 megapiksel şeklinde iki e, çift kamera dizilimi bizlere sunmuş. Kamera arayüzünde görebileceğiniz canlı odak modu ile alan derinlikli fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Kaldı ki kameralar yalnızca bu modda değil genel kullanım çerçevesinde de gerçekten iyi çıkartıyor. Özellikle iyi ışık altında iyi kareler yakalayabiliyorsunuz. Ön kamerada da yine 16 megapiksel ölçüsünde tercih edilmiş bir kamera görüyoruz. Burada yer alan flash da gece görüntülü görüşmeler veya karanlık ortamlarda selfie çekimleri için hazır bekliyor. Hem ön hem arka kamerayla 30 karede full HD video kayıt yapabildiğinizde söyleyelim. Eee Galaxy J8'de kameraların altında, az önce de bahsettiğimiz parmak izi sensöründen de bahsedelim detaylı olarak. E, parmak izi sensörünün e, kameralara çok yakın kullanılmış olması açıkçası diğer Samsung telefonlarından da pek çok pek, pek çok defa bahsetmişizdir. E, kameraların lensini kirletmenize sebep oluyor, onu söylemek lazım. Ama tek biyometrik yöntem bu değil. İsterseniz parmak izi sensörünün yanı sıra yüz tanıma özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Telefonda bir yüz tanıma özelliği de var. E, dilerseniz yine parmak izi sensörünü kullanabilirsiniz. İkisi arasında rahatlıkla tercih yapabiliyorsunuz. İkisi de çok etkili çalışıyor. Onu söyleyelim. Son olarak telefonun bataryasından da bahsedelim. 3500 mAh kapasitesinde bir batarya bulunuyor telefonda. Bu bataryasıyla saf video oynatımında 16 saat dolaylarında performans aldık. E, günü rahat çıkartabileceğiniz bir akıllı telefon oluyor bu anlamda. Şimdi bunu gerçek dünya kullanımımızdan da yola çıkarak anlatırsak. E, fotoğraf ve video çektiğimiz oyun oynadığımız, YouTube'da video seyrettiğimiz, WhatsApp sohbeti gerçekleştirdiğimiz, birden fazla tabi, ee, bir saat boyunca da Google haritalarda navigasyon takibi yaptığımız bir kullanım neticesinde günü %50 şarjda tamamlamayı başardık J8 ile. Ee, bu anlamda e, telefonun bataryasının iyi iş çıkarttığını söyleyebiliriz. Hadi telefonu biraz daha yoralım, e, yorun diyelim. O noktada da %30, %40 dolaylarında bir şarjda e, geceyi bulursunuz. Bunda. da söyleyerek şimdi sonuç bölümüne geçelim. Samsung Galaxy J8 ile orta segmente uygun bir akıllı telefon getirmiş. Kategorisi için uygun ölçüde performans üreten telefon güncel işletim sistemi deneyimi yaşatması ve pil ömrüyle iyi bir modül oluyor. Elbette bunda fiyatının da büyük desteği var. Şu an 2000 TL civarında bir fiyatla Galaxy J8'i bulabiliyorsunuz. Bu çizgide durursa değerlendirilebilir. Ancak 2300 veya 2600'e çıkacak olursa fiyatı o halde makas açılacak ve farklı modellerde potaya girecek. Bu arada yine e, Huawei P Smart da daha uygun fiyatıyla halihazırı değerlendirilebilecek bir model e, olarak bir alternatif olarak yer alıyor tabi. Onu da belirtmek lazım. Sonuç olarak yine Galaxy J8 çok farkındalık yaratacak bir model olmuyor. Samsung'un J serisi zaten iyiden iyiye A serisinin gölgesinde kalmaya başladı diyebiliriz. Hatta Samsung'un yol haritası ile ilgili gelen haberlere göre J serisinin artık noktalanacağı ve onun yerine A serisinin genişletileceği bilgisi de var. Elbette bunu zaman gösterecek diyerek artık incelememiz burada noktalayabiliriz. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.